Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla birlikteyiz. Hücre bölünmelerine geçiş yaptık. Burada mitoz ve mayoz bölünmeden bahsedeceğiz. Eşeli yaşam döngülerinden bahsedeceğiz ama eşeysiz üreme burada yok eşeysüz üremeyi ilerleyen zamanlarda göreceğiz şimdi hücre bölünmesi ne işe yarar İlk önce genel bir e, genel bir bakış açısıyla bakacağız daha sonra mitoz amaöza detaylı olarak gireceğiz hücre bölünmesi üremeyi sağlıyor büyümeyi sağlıyor ve doku tamirinde görev yapıyor arkadaşlar e, hücre bölünmesi sırasında en önemli gerçekleşen şey DNA'nın eşlenmesidir eğer bir DNA eşleniyorsa kesinlikle hücre bölünmeye hazırlanıyordur. Unutmayın. DNA eşlenmesi bir hücrenin bölünmesi için bir kanıttır arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olalım. Şimdi üreme sağ. Üremede görev yapıyor dedik. Mesela burada amipten bahsetmişiz. Amip ne yapıyor? Burada bölünerek ürüyor. Çünkü zaten tek bir hücre var. Tek bir hücreyi böldüğüm zaman ben ne yapıyor? İki tane hücre yapıyor. O zaman üremiş oluyor. Büyüme ve gelişmede e, görev yapar arkadaşlar. Mesela e, Fallopi tüpünde sperm ve yumurta döllendikten sonra zigot ne yapıyor? Sürekli bir bölünme olayına başlıyor değil mi? E, büyüme olayını gerçekleştirmeden sürekli bölünmeye başlıyor. Bu bölünmede ne yapıyor? Büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Yine sadece zigot açısından düşünmeyin. Mesela çocuk doğdu. Doğduktan sonra sürekli büyüme ve gelişme göstererek ne yapıyor? İşte bizim yaşlarımıza kadar geliyor. Bizlerde artık büyüme ve gelişme tabii ki durmuş. Ama doku yenilenmesi dediğimiz olay devam ediyor. Dokularımız hasar gördüğü zaman yine mitoz bölünme sayesinde arkadaşlar doku yenilenmesi devam eder. Şimdi burada birkaç tane kavramdan bahsedeceğim size. Bu kavramlara bakalım. Şimdi bir hücrede. Genetik bilgiyi içeren DNA'ya biz ne diyoruz? Genom diyoruz arkadaşlar. Prokaryotlarda genom genellikle tektir ve uzundur. Ökaryotik genomlar ise arkadaşlar çok sayıda DNA molekülü halindedir. Yani prokaryotlarda genom tektir. Ökaryotlarda ise çok sayıda DNA molekülü halindedir. Ayrıca ökaryotlarda histon proteinleri dediğimiz proteinler de vardır etrafında. Ee, arkelerde de vardır ama bakterilerde yoktur histon proteinleri. Ee, hücre bölünmeden önce DNA ne yapıyor? Kopyalanıyor. Daha sonra bu kopyalan DNA ikiye ayrılarak hücrelere aktarılıyor arkadaşlar. Zaten bu ikiye ayrılma olayının nasıl gerçekleştiğini de söyleyeceğiz. DNA molekülleri e, tabi çok uzun moleküller oldukları için e, bunların bölünmeden önce paketlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu paketlenme de kromozom halinde gerçekleşir. Yani DNA kısalıp kalınlaşır ve kromozom haline dönüştürülür. Bu şekilde kopyalanıp hücrelere aktarılır. İnsanlarda <laughs> somatik olan hücrelerde yani vücut hücrelerinde 46 tane kromozom vardır. Ama üreme hücresinde yani gametlerde arkadaşlar 23 tane kromozom bulunuyor. Her ökaryotik türün kendine ait bir kromozom sayısı vardır. Her ökaryot türün kendine özgü bir kromozom sayısı vardır. Unutmayalım. Ama kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermiyordu. Daha önce de söylemiştik. Kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Sadece her türün kendine özgü bir kromozom sayısı vardır. Arkadaşlar DNA molekülü az önce söyledim ya proteinlerle bir arada bulunuyorlar. Bu proteinler ne yapıyor? Kromozom yapısının devamlılığını sağlıyor ve gen aktivitesinin de kontrolüne yardım ediyor. Yani proteinler ne yapıyor? Genleri kontrol ediyor aslında. Proteinlerle birlikte olan DNA'ya biz kromatin diyoruz. Kromatinler ince uzun iplik halindedir. DNA eşleneceği zaman arkadaşlar, eşlendiğinde bu kromatin yoğunlaşıyor katlanıyor, kıvrılıyor ve kromozom haline gelerek boyları kısalmış ve kalınlaşmış oluyor. Bu sayede daha hızlı bir şekilde bölünme gerçekleşiyor. Düşünsenize, uzun bir ipliği ayırmak mı daha zordur yoksa o ipliği belirli bir düzene getirip o şekilde ayırmak mı daha zordur? Hangisi daha zor? Uzun olanı ayırmak daha zordur. Dolayısıyla ne yapıyor DNA da kendini katlayarak, kıvrılarak kromozom haline geliyor. Eşlenmiş olan kromozomlarda iki tane kardeş kromatit vardır. Birazdan şekil üzerinde de göstereceğiz. Kromozomlardaki bu DNA molekülünün kopyaları arkadaşlar kromatitlerdir. Kardeş kromatit dememizin sebebi bu. Hani dedik ya DNA kendisini eşliyor diye. İşte o eşlenen DNA'lar ne yapıyorlar? Kısalıp kalınlaşıyorlar. Sentromer dediğimiz bakın şurası. Sentromer dediğimiz bölgede Birleşiyorlar ve bunlar birbirinden ayrılmayı bekliyorlar. Kardeş kromatitler birbirinin birebir aynısıdır arkadaşlar. Sonraki evrelerde de bu kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Bakın kromozom dediğimiz yapı bu yapıdır. Şunların her biri nedir? Kardeş kromatittir. Ortada bulunan bağlantı bölgesi nedir? Sentromer bölgesidir. Burada kromozom ne yapmış? kendini eşlemiş yani DNA kendini eşlemiş. Daha sonra bunlar ayrıldığı zaman da kardeş kromatitler birbirinden Ayrılmış oluyorlar Şimdi biz mitotik hücre döngüsüne bakıyoruz Şöyle genel olarak baktık Kavramlarımızdan bahsettik Şimdi mitoza başlayacağız arkadaşlar e, Interfaz dediğimiz bir hazırlık evresi vardır Bu hazırlık evresinden kısaca bir bahsedelim Arkadaşlar mitoz Hücre döngüsünün çok küçük bir kısmını kaplıyor Bakın şurada gösterelim Şekil üzerinde Bakın mitotik faz şöyle çok küçük bir kısımdır Geriye kalan uzun olan kısım ise interfaz dediğimiz evredir. Interfaz nedir? Hazırlık evresidir hazırlık evresi olduğu için oldukça uzun sürer. Mesela 20 dakikalık bir bölünme düşünün. Bu 20 dakikalık bölünmenin 15 dakikası interfazda geçiyor. 5 dakikası mitotik evrede geçiyor. Yani mitotik evre dediğimiz o interfaz şey pardon profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri var ya bu evreler aslında çok kısa sürüyorlar. En uzun süren interfaz evresidir. Peki bakalım. Şimdi interfaz evresi Dediğimiz gibi yaklaşık %90'ını falan kaplıyor arkadaşlar. Ee, hani 20 dakikanın 5 dakikası falan dedim ama daha da az olabilir. Ee, Peki interfaz sırasında ne oluyor? Interfaz sırasında hücre büyüyor ve bölünme için kromozomlarını kopyalıyor. En önemli olay budur. Yani DNA ne yapıyor? Kendini eşliyor arkadaşlar. İnterfazın alt fazlarına baktığımızda ise G1, S ve G2 evreleri vardır. Burada S fazında S zaten sentezden gelir aslında. Burada DNA sentezi gerçekleşiyor. Diğer evrelerde de arkadaşlar hücre bölünmeye devam ediyor. Ya bölünme demişim pardon, büyümeye devam ediyor. S ile birlikte diğer evrelerde de ne yapıyor? Büyümeye devam ediyor. Mitotik evrede 5 tane alt evreye ayrılıyor. Nedir bunlar? Profaz şöyle profaz, prometafaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleridir. Şimdi burada şekil üzerinden direkt anlatmak istiyorum. Burada interfazın G2 evresinden bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü G2 evresi oldukça önemli bir evredir. G2 evresinde neler gerçekleşiyor? Bakın. Normalde interfaz sırasında çekirdek belirgin haldedir ve çekirdek zarfı ile çevrelenmiştir. Bir ya da daha fazla da çekirdekçik içeriyor. Arkadaşlar çekirdeğin hemen dışında da tek bir sentrozom ne yapıyor? Replike oluyor. Yani sentrozom kendisini eşliyor. Bakın G2 evresinde gerçekleşiyor bu. G2 evresinde sentrozom kendisini eşler. Hayvan hücrelerinde bu sentrozom bir çift sent ile temsil ediliyor ama bitki hücrelerinde böyle bir durum yoktu. Bitki hücrelerinde sentrozom bölgesi var ama sentriol yoktu değil mi? Burada mikrotübüller arkadaşlar. E radyal ışınlar halinde sentrozomlardan çıkıyor diğer canlılarda. İşte aster iplikleri dediğimiz iplikler adını alıyorlar. Buradaki aster ismi önemlidir. Aster. Aster olarak isimlendiriyor. Zaten yıldız şeklinde belir e, yıldız şeklinde göründüğü için aslında aster ismini almış. Aster yıldız demektir. Kromozomlar kendisini S fazında eşlemişti. Bu aşamada arkadaşlar tek tek ayırt edilemiyor çünkü hala kromatin iplik gevşek haldedir. Daha sonrasında ne oluyor? Artık profaz evresine geldiği zaman kısalıp kalınlaşacak. G evresi bizim için neden önemliymiş? Çünkü sentrozomlar kendisini eşliyormuş. Tamam mı? Bu yüzden önemli. Çekirdek zarfıyla çekirdekçikler oldukça Belirginmiş arkadaşlar ama sonlarına doğru ne yapıyor artık bunlar yok oluyorlar. Yani interfaz evresinin sonlarına doğru çekirdek zarı eriyor. Endoplazm kretikulum kayboluyor. Çekirdekçik ortadan kayboluyor. Ve kromozomlar artık serbest hale gelmeye başlıyorlar. Bir dakika yanlış söyledim özür dilerim. Interfaz evresinde bunlar belirgin. Bunları gerçekleştiği evre profaz evresi. Ben profazla karıştırdım. Özür dilerim arkadaşlar. Burada belirgin. Şimdi profaz evresine geçiyoruz. Profaz evresinde artık olaylar değişecek. Profaz evresinde az önce söylediklerim olacak. Özür dilerim. İkisini karıştırdım. Şimdi profaz evresinde neler oluyor? Arkadaşlar profaz evresinde kromatin iplikler daha böyle sıklaşmaya başlıyorlar ve kromozom haline gelmeye başlıyorlar. Artık ışık mikroskobunda ayırt edilebilecek hale geliyorlar. Bakın burada zaten görünüyor. Işık mikroskobunda ayırt edilebilecek hale geliyor. Şurada gerçek görüntü de var. Bakın normalde interfazın G2 aşaması çok belli olmuyor ama profaza baktığınız zaman profazda yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başlamışlar. Buradan sonra çekirdekçikler kayboluyor arkadaşlar çekirdekçikler kayboluyor. Daha sonra eşlenmiş olan kromozomların her biri birbirine tutunmuş olarak kardeş kromatit halinde görünmeye başlıyorlar. Yani artık kromozomlar ne yapıyor? Paketleniyor. DNA dediğimiz yani kromatin iplik dediğimiz yapı kısalıp kalınlaşarak paketleniyor arkadaşlar ve böylece artık iki kardeş kromatit halinde görünmeye başlıyorlar. Sitoplazma içerisinde iplikleri oluşmaya başlıyor. Bunlar arkadaşlar sentrozomlardan uzanıyor tabii ki. Ve sentrozomlar da birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bakın şurada sentrozomlar ne yapıyor? Birbirinden uzaklaşıyorlar. Çünkü karşılıklı kutuplara geçecekler ki artık ne olsun ee, karşılıklı kutuplara geçip iyi ipliklerinin kromozomlara tutulmasını sağlayacaklar. Peki gelelim. Prometafaza. Prometafaz normalde bizim TET'de anlattığımız bir bölüm değil. Normalde profazda diyoruz ki işte çekirdek zarı elir, çekirdekçikler kaybolur falan diyoruz ama prometafazda bizim bilmemiz lazım. Prometafazda çekirdek zarfı parçalanır. Bakın profazda çekirdekçikler kayboluyor. Prometafazda çekirdek zarfı ortadan yani çekirdek zarı ortadan yok oluyor arkadaşlar parçalanıyor. İyi ipliklerinin mikrotübülleri çekirdek bölgesini işgal ediyorlar ve daha da yoğunlaşmış olan kromozomlarla etkileşmeye başlıyorlar. Yani ne yapıyor aslında? İplikleri gelip şu sentromer dediğimiz bölgelere bağlanmaya başlıyorlar arkadaşlar, etkileşiyorlar. Daha sonra hücresinin hücrenin ortasına doğru e, ortalarına doğru kromozomları çekmeye başlıyorlar arkadaşlar. Kromozomlarda e, kromozomların her iki tarafında kinetokor dediğimiz bölgeler vardır bu kinetokorlarda arkadaşlar ipliklerini gelip bağlanmasını sağlayan yapılardır yani mikrotübürler geliyor kinetokor dediğimiz bölgelere tutunuyorlar yani şu bizim bir kromozomumuzsa şurası sentromer bölgesi şu uç kısmında da ne vardır? Kinetokor dediğimiz bir bölge vardır. Mikrotübüller gelip oraya tutunuyor. kinetokorlara tutunmayan mikrotübüller de vardır. Bunlar da hücrenin zıt kutbundan gelen kendi eşleriyle eşleşiyorlar. Kendi benzerleriyle. Yani bakın şöyle düşünün. Bunlar gelmiş buraya tutunmuşlar. Ama tutunmayanlar ne yapıyor? Geliyor ki karşıdan gelenle eşleşmeye başlıyorlar. Evet bu şekilde prometafazı da anlatmış olduk. Gelelim metafaz evresine. Metafaz evresi artık merkeze dizilme evresidir. Ne yapıyor bakın kromozomlar merkeze diziliyorlar arkadaşlar. Burada bir merkezi bir görünüm var. Gerçek görüntüye baktığımızda da aynı şekilde öyle bir görünüm var. Burada kromozomlar artık yani hücrenin zıt kutuplarına gelmişlerdir. Zıt kutupları dediğimizde arkadaşlar şu şekilde aslında ortaya dizilmişler. Sentrozomlar ne yapmış? Zıt kutuplara gelmişler ve Metafaz plağı denilen orta bölgede artık ne yapmış? yığılmışlar. Burada sıralanmışlar. Kromozomların sentromerleri arkadaşlar metafaz plağı üzerindeler. Zaten iplikleri de gelmiş tutulmuştu bir önceki evrede. Burada metafaz plağına dizilmişler. Şimdi burada e, mikrotübüller tutundu dedik ve mikrotübüllerin oluşturduğu bu aygıt arkadaşlar i şeklinde benzediği için de zaten ipliği ismini almış bunlar. O yüzden de ipliği dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. Yani ipliklerini aslında burada söylemeye başlıyoruz. Öbür türlü mikrotübül diyoruz. Evet, şimdi geliyorum. Anafaz evresi. Anafaz evresi ayrılma evresi Bakın A'dan gelsin aklınıza ayrılma evresi. Burada ne yapıyor biliyor musunuz? Her kromozomun çift halindeki sentromerleri ayrılıyor. Kardeş kromatitler birbirinden kurtuluyorlar ve anafaz aniden başlıyor arkadaşlar. Daha önce birbirine bağlı olan kardeş kromozomlar artık e, kromozom yani sadece kardeş kromatitler artık kromozom olarak isimlendiriliyorlar ve zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Tabii ki mikrotübüllerin boylarını kısalmasıyla gerçekleşiyor bu olay. E, mikrotübüller kısalıyor. Bakın şöyle gösterelim. Burada şu mikrotübüllerin boyları kısalmaya başlıyor. Kısalmaya başlayınca da artık kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor ve ben bunları artık kromozom diyorum. O yüzden de ana faz evresinde kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor diyoruz. Bakın normalde kaç kromozom var? 4 kromozom var değil mi? Bu hücre 4 kromozomlu. Ama şuraya geldiğimizde ana faza geldiğimizde her bir kromatite kromozom diyorsak kaç tane kromozom oluyor burada? 8 tane geçici olarak ne yaptı? 2 katına çıktı arkadaşlar. Evet daha sonra gelelim bir sonraki evremize artık telofaz evresi telofaz ve sitokinez birlikte gerçekleşiyor zaten. Arkadaşlar telofazda kinetokora bağlı olmayan mikrotübüller hücreyi daha da fazla uzatıyorlar. Yani hücrenin boyuna uzamasını sağlıyorlar. Ve hücrenin iki kutbunda da yeni çekirdekler oluşuyor. Yani şöyle düşünün. Hani kromozomlar artık çekildi ya buraya. Çekildikten sonra ne oluyor? Etrafına artık çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Şöyle çekirdek zarı oluşmaya başlıyor ve e, yeni yeni çekirdekler oluşuyor. Buradan sonra ne yapıyor? Prometafaz ve profazdaki olaylar geriye doğru cereyan ediyor. Yani geriye doğru gerçekleşiyor. Bu ikisinin tam tersi olaylar gerçekleşiyor. İşte çekirdek zarı oluşuyor. Çekirdekçik ortaya çıkıyor. E, Endoplazm, retikulum gibi organeller ortaya çıkıyor. En son bu hayvan hücresi olduğu için de boğumlanarak, boğumlanarak mikrotübüller sayesinde burada bir bölünme oluğu oluşuyor zaten. Mikrotübül değil pardon mikrofilamentler sayesinde mikrofilament mikrofilamentler sayesinde bölünme gerçekleşiyor ve sitokinez tamamlandığında birbirinin aynısı iki tane hücre oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde mitozun e, evresi tamamlanmış oluyor. Yani mitoz bölünmemiz tamamlandı. Şimdi gelelim stokinezi. Stokinezi anlattım ama stokinezi hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde farklı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. <laughs> yani stokinez aslında e, bir bölünme olayıdır arkadaşlar. Yani hücreler tamamen birbirinden ayrılıyor. Sitoplazma bölünmesidir aslında stokinez. Burada metafazda ortaya çıkan düzlem vardı. Yani metafaz plağı dediğimiz plak. Orada ne yapıyor aslında? Derin olmayan bir oluk oluşmaya başlıyor. Hayvan hücreleri için söylüyoruz tabii ki. Bu olukta sitoplazma bölünmesinin yavaş yavaş başladığını gösteriyor. Burada miyozin filamentleri, miyozin proteinleri ve aktin proteinleri arkadaşlar yani mikro filamentler ne yapıyor? Kasılabilen bir halka oluşturuyorlar ve bunlar birbirinden tamamen ayrılana kadar bu oluk derinleşiyor. Hayvan hücrelerinde bu şekilde gerçekleşir. Peki bitki hücrelerinde nasıl olur? Bitki hücrelerinde bölünme oluğu yoktur. Bunun yerine arkadaşlar telefazda golgiden kaynaklanan veziküller oluşmaya başlıyorlar. Ve bu veziküller mikrotübül boyunca ilerliyor. Hücrenin ortasında bir plak oluşturuyorlar. Bakın şöyle <laughs> hemen gösterelim. Şimdi burada bölünme oluğu oluşuyor demiştik. Bu oluk sayesinde de ikiye ayrılıyor. Bitkilerde nasıl oluyor? Bitkilerde de e, veziküller ortadan başlayarak şöyle dizilmeye başlıyorlar diziliyorlar 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 en son bir plak oluşturuyorlar arkadaşlar ve bu plak hücre zarına temas edene kadar oluşmaya devam eder daha sonra yeni hücre duvarı oluşur sonrasında da yavru hücreler birbirinden ayrılırlar bu şekilde bitkilerde bölünme gerçekleşiyor bakın gerçek görüntüde şöyle bir oluk e, oluk demişim e, plak oluştuğunu görüyoruz. Gerçek görüntüde hayvan hücrelerindeki oluk da bu şekilde görünüyor. Evet böylece burayı da anlatmış olduk. Şöyle gerçek görüntülere de bakalım yine. Bakın profaz evresi prometafaz evresi daha böyle belirgin hale gelmeye başlamış. Metafaz evresi arkadaşlar. Bakın merkeze dizilmiş kromozomlar. Anafazda ayrılmışlar. telofazda da artık burada bakın ne olmuş? Burada plak oluşmaya başlamış. Evet. Peki. Gelelim prokaryotlar nasıl bölünüyorlar arkadaşlar. Şimdi ökaryotlarda bir mitoz bölünme evreleri var değil mi? Peki bu mitoz bölünme evreleri bakterilerdeki ikiye bölünme olayından evrimleşmiş olabilir mi acaba? Bununla ilgili araştırmalar var tabii ki devam da ediyor. Birçoğu belki kanıtlanmıştır. Şimdi buna baktığımız zaman prokaryotlar ikiye bölünme dediğimiz bir tip hücre bölünmesiyle çoğal çoğalıyorlar arkadaşlar. Bunların <laughs> Buradaki genlerin çoğu zaten çembersel olduğu için DNA molekül ve proteinlerden oluşan tek bir bakteriyel kromozom üzerinde bulunuyor bunlar. Bunlar da aslında bakterilerde DNA'nın etrafını saran proteinler yoktur. Sadece proteinlerden oluşan bir alan vardır diyelim. Ve bunlar da arkadaşlar mitotik iplikleri oluşturulmaz. Ne yapar? DNA eşlenir eşlenirken hemen replike olan bölgeler birbirinden hızla ayrılırlar. Ayrıldıkları anda da ne yapar? Hemen sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve iki tane yavru oluşur. Bakın burada da aynen göstermişiz. Bakteri kromozomu, bakteri kromozomu ne yapıyor? Hemen orijinler bakın burada görüldü. Eşlenmeyi sağlayan orijinler. Daha sonra bu orijinler birbirlerinden ayrılıyorlar. Ayrıldıkları anda hemen eee Hücre duvarı oluşmaya başlıyor. Şu arada hücre duvarı oluştuğu anda da ne oluyor? Bakteriler birbirinden ayrılmış oluyor. Şimdi biz bunu söylüyoruz ama bununla ilgili acaba var mı hani bir e, hipotez falan? Hipotetik dizilerden bahsedeceğiz. Şimdi bakteri kromozomlarını bu şekilde ayrıldığını gördük. Yani pro prokaryotlar da bu şekilde gerçekleşiyor dedik. Peki dinoflagellatlar dediğimiz bir alk grubu var. Bu alk grubunda da arkadaşlar çekirdek zarfı parçalanmadan kalıyor ve kromozomlar çekirdek zarfına tutunuyorlar. Bakın e, normalde çekirdek zarı ökaryotlarda parçalanıyor diyoruz ama algilerde ne yapmamış? Parçalanmamış. Parçalanmadan kromozomlar e, pardon evet kromozomlar çekirdek zarfına tutunarak oradaki tünellerden geçiyorlar arkadaşlar. Çekirdeği kat etmiş oluyorlar. Böylece Şöyle iki tane çekirdek zarı etrafına tekrardan oluşuyor ve hücreler birbirinden bu şekilde ayrılıyor. Dinofila da bu şekilde. Diyotom dediğimiz alglerde ise bunlar tek hücreli algler. Bunlarda da arkadaşlar çekirdek zarfı yine bölünmeden parçalanmadan karıyor. Hücre bölünmesi sırasında parçalanmadan kalıyor. Ancak bunlarda mikrotübüller çekirdek içerisinde mekik dediğimiz bir yapı oluşturuyorlar. Bakın şurada kinetokor mikrotübülleri var burada. Bu mikrotübüller mekik dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Daha sonra bunlar kromozomları ayırıyor ve çekirdek ikiye bölünmüş oluyor. Ökaryotlarda ise zaten çekirdek zarı ortadan kayboluyor, parçalanıyor. Dolayısıyla parçalanarak gerçekleşiyor. Yani evrimsel sıralama aslında söylediğine göre bu şekilde gerçekleşiyor. Bilim insanları bu şekilde söylemişler. Şimdi hücre döngüsünü anladık. Hücre döngüsünde neler gerçekleşiyor bunları anladık. Peki döngünün kontrolü nasıl gerçekleşiyor? Bir de bundan bahsedelim. Şimdi hücre döngüsü kontrol edilirken kontrol noktaları bulunur arkadaşlar. Peki bu kontrol noktaları nerelerde var? Normalde bu kontrol noktaları tam kritik bölgelerde bulunuyor. Ve dur ve devam et sinyallerine bağlı olarak çalışıyorlar. Bu noktalar arkadaşlar G1, G2 ve M evrelerinde yani mitoz evrelerinde bulunuyor. G1 kontrol noktası. G2 kontrol noktası ve M kontrol noktasıdır. Bunlardan en önemli olan, yani birçok hücrede en önemli olan nokta G1 kontrol noktasıdır. Özellikle memelilerde kısıtlanma noktası olarak da isimlendiriliyor. Arkadaşlar, G1 kontrol noktasında eğer devam et sinyali alırsa genellikle döngü tamamlanır ve hücre bölünür. Eğer devam et sinyalini almazsa hücre döngüden çıkıyor ve G0 dediğimiz bir evrede kalarak bölünmeme durumunda kalıyorlar. Mesela insan vücudundaki birçok hücre G0 fazındadır. Yani G0 evresindedir. Mesela çok özelleşmiş olan sinir hücreleri, kas hücreleri bölünmüyorlar. Hatta ben şöyle kodluyorum bölünmeyen hücreleri. Kars yumurtası diye. Kars yumurtası. Buradaki K kas hücresi. A al yuvar hücresi al yuvar. R retina. Retina bizlerde gözümüzde bunlar retina tabakası da bölünemez. Daha sonra arkadaşlar sinir hücresi, özelleşmiş olan sinir hücreleri ve yumurta hücresi. Bunlar bölünemeyen hücrelerdir. Kars yumurtası olarak kodluyorum. Şimdi burada ee, kaz kas hücreleri dediğimiz gibi bölünemiyorlar. Mesela karaciğer hücreleri gibi hücreler ise arkadaşlar yaralanma sırasında salgılanan büyüme faktörleri gibi İç çevresel sinyallerle yani içeriden gelen çevresel sinyalleri aldığı zaman ne yapıyor? Hücre döngüsüne geri dönüp tekrardan bölünebiliyorlar. Yani aslında birçok hücre G0'da işte bekleyip tekrardan bölünebilme özelliğine sahipler. Ama çoğu da bu özelliği kaybetmiştir. Şimdi gelelim hücre döngüsünü kontrol eden enzimlere. Siklinler ve siklin bağımlı kinazlar arkadaşlar. Bunlar e, i̇ki temel proteindir hücre döngüsünü kontrol eden iki temel proteinlerdir arkadaşlar protein yapılı enzimlerdir zaten enzimlerin yapısını proteinden oluştuğunu biliyoruz protein diyorsam enzim diyorum anlamında e, düşünebilirsiniz bunların e, protein kinaz dediğimiz kinazlar nerede bulunuyorlar g2 ve g1 kontrol noktalarında arkadaşlar devam et sinyali veren moleküllerdir protein kinazlar büyümekte olan bir hücre 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 döngüsünü yürüten hücrede hücre döngüsünü yöneten, yöneten kinazlar sabit bir derişimde bulunuyorlar ama bunların çoğu inaktiftir. Yani aktif hale henüz geçmemişlerdir arkadaşlar. Bunlar ne yapıyorlar? Aktif forma geçmesi için siklinlere bağlanması gerekiyor. O yüzden zaten siklin bağımlı kinazlar diyoruz. Bu yüzden bunlara ne diyormuşuz? Siklin bağımlı kinazlar veya CDK olarak da e, direkt yazabiliriz. İlk keşfedilen siklin bağımlı kinaz kimdir? M MPF dediğimiz arkadaşlar yapıdır. Bu da M fazını hızlandıran bir proteindir. O zaman şurada gösterelim bakın. M fazına geldiği zaman bakın bu MPF'nin aktivitesi artıyor. Bakın şöyle M fazına her M fazına geldiğinde ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar ve böylece M fazını hızlandırmış oluyor. İlk... Ee, keşfedilen siklin bağımlı kinaz buymuş. MPF'ymiş. Tamam? Hani ismini sormazlar ama etkisini sorabilirler. Şimdi MPF'ye baktığımız zaman nasıl yapıyor olayı? Şöyle arkadaşlar. Burada G2 kontrol noktası var bakın dikkat edin şurada. G2 kontrol noktası. Bakın siklin bağımlı kinazlar ne yapıyorlar? MPF'yi uyarıyorlar. Daha sonra bu MPF M fazını hızlandırıyor. Daha sonra parçalanmış olan siklin bakın burada. Siklin parçalandıktan sonra bakın yeni siklinler birikiyorlar burada. Sonra tekrardan e, siklin bağımlı kinazlara bir uyarı geliyor. Sonra MPF yine dönüşüyor. Yani bu döngü sürekli ne yapıyor? E, devam ediyor. M fazını hızlandırmak amacıyla bu olay gerçekleşiyor. Şimdi biz siklin bağımlı kinazlardan bahsettik. Peki hücrenin bölünmesini sağlayan faktörler nelerdir? Arkadaşlar. İçeriden ve dışarıdan gelen uyarılar ne yapıyor? Hücre döngüsünün düzenlenmesine yardım ediyorlar. Özellikle hücre içi sinyallerden bahsedelim. Bunlar kinetokorlardan gelen mesajlardır. Kinetokorlar nerede bulunuyordu? Şu kromozomda. Değil mi? Kromozomda sentromerin bulunduğu bölgede kinetokor dediğimiz bir bölge vardı. İpliklerinin gelip tutunduğu bölge. Eğer metafaz plağındaki ipliklerine Kromozomlar gidip tutulmaz yani ya da şöyle söyleyeyim iplikleri gidip kromozomları tutulmazsa arkadaşlar ana evresi başlamaz. Bunu kontrol eden kimdir? M fazındaki kontrol noktasıdır. Bu e, kontrol noktası sayesinde eksik ya da fazla kromozom içermemelerini garanti eder. Yani kromozomlarda e, ayrılmama dediğimiz olay gerçekleşmez bu M fazındaki e, kontrol noktası sayesinde. Şöyle düşünün. Mesela buraya gelip iplikleri bağlanmadığı zaman M fazı başlamıyor. Yani M fazının kontrol noktası buradaki ana faz evresi başlamıyor. Ana faz evresi başlamadığında da kromozomlar birbirinden ayrılmıyorlar dolayısıyla hücre döngüsü durmuş oluyor. Eğer iplikleri gelip buraya bağlanırsa bu sefer devam et sinyali veriliyor ve kromozomlar birbirinden ayrılmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde kontrol eden bir mekanizmadır M fazındaki kontrol mekanizması. Kinetokorlardan gelen mesajlar buradaki fazı kontrol eder. Kinetokor diyor ki bu diyor bana iyi geldi bağlandı diyor sen artık diyor ana fazı başlatabilirsin hemen ana faz ne yapıyor başlıyor arkadaşlar. Bazı proteinler var ana fazı hızlandıran proteinlerdir arkadaşlar. Bunlar ee, ana fazı hızlandıran kompleksi inaktif durumda tutan sinyal yolunu tetikliyorlar. Yani ne yapıyorlar biliyor musunuz? buraya geliyorlar arkadaşlar kinetokorların ipliklerine tutunmasını tamamlandıktan sonra dur sinyalini ortadan kaldırıyorlar bu proteinler böylece APC dediğimiz molekül aktif hale geliyor ve hem siklin yıkımını hem de kardeş kromatitleri bir arada tutan proteinleri aktif hale getirerek işte anafaz evresinin başlamasını sağlıyorlar hücre içi sinyal dediğimiz sinyaller bu şekilde Gelelim hücre dışı sinyallere. Hücre dışı sinyaller daha farklıdır. Bunlar büyüme faktörü dediğimiz faktörlerdir. Büyümeye teşvik eden, bölünmeye teşvik eden proteinlerdir. Mesela Platelet'ten kaynaklanan büyüme faktörü arkadaşlar. Bu büyüme faktörü ne yapıyor? Platelet denilen kan hücreleri tarafından üretiliyorlar ve kan hücrelerinin bölünmesini sağlıyorlar. Bakın şurada göstermişiz. Mesela bağ dokusunun örneği küçük parçalar kesilmiş. Daha sonra hücre dışı matriksi parçalamak için çeşitli enzimler kullanılmış ve serbest olan fibroblast hücrelerini içeren bir süspansiyon elde edilmiş. Sonrasında bu süspansiyon arkadaşlar bu hücreler steril bir kültür kabına konulmuş ve 37 derecede e, entübe edilmiş, yani inhübe edilmişler yani burada sabit tutulmuşlar. Temel üreme ortamı içinde hücreler bölünememişler ama bu PDGF dediğimiz Temel üreme ortamı içinde ne yapmışlar, çoğalmaya başlamışlar. Çünkü PDGF ne yapıyordu? PDGF hücreleri bölünmesi için uyarıyordu, büyüme faktörüydü. Dolayısıyla büyüme faktörleri de hücrelerin bölünmesini uyaran faktörlerdir arkadaşlar. Mesela hayvan hücrelerinde de yine burada gösterelim. Kanser hücreleri de yine aynı duruma sahiptir. E, kanseri zaten birazdan anlatacağım. Arkadaşlar. Şimdi büyüme faktörleri dedik ya, büyüme faktörlerinin keşfiyle hücre bölünmesinin yoğunluğa bağlı inhibisyonu anlaşılmıştır. Nedir yoğunluğa bağlı inhibisyon? Eğer hücreler çok fazla kalabalıklaşmışsa hücrelerin bölünmeyi durdurması olayıdır. İnhibisyon dediğimiz yani yoğunluğa bağlı inhibisyon dediğimiz budur. Mesela burada sürekli bölünme gerçekleşiyor, gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Burada bir sürü hücre birikti. Burada belirli bir yoğunluk oluşuyor. Bu yoğunluk hücre bölünmesini ne yapıyor? Durduruyordur arkadaşlar. Bu nedir? Yoğunluğa bağlı inhibisyondur. Burada çok sayıda bölünme gerçekleşiyor. Hücre yumağı oluşuyor. Artan hücre sayısı da bölünmeyi durduruyor arkadaşlar. Bir de e, tutulma zorunluluğu dediğimiz bir olay var hayvan hücreleri de bulunduğu yere tutunma zorunluluğu hissediyor. Şimdi iki tane olay var. Biri yoğunluğa bağlı inhibisyonunu anlattık. Bir de tutunma zorunluluğu dediğimiz olay var. Bu tür hücreler dokudaki hücre dışı matrikse tutunmak zorundadır. Eğer tutunacak yer bulamazsa ne yapıyor bu sefer de yine bölünme duruyor arkadaşlar. Yani hücre yoğunluğundan kaynaklı olarak hücreler tutunma yeri bulamıyorlar. Ve bu sayede de yer olmadığı anlaşılıyor ve bölünme ne yapıyor? duruyor. Böylece hücre büyümesi ve hücre bölünmesi kontrol edilmiş oluyorlar. Evet. Gelelim kanser hücrelerine. Arkadaşlar, kanser hücreleri nasıl oluşuyor? Hücre döngüsünün kontrolü bozulmuştur kanser hücrelerinde. Zaten en önemli olay oradaki hücre döngüsünün kontrolünün bozulmasıdır. Kanser hücreleri normalde vücudun yani vücudun kontrol mekanizmalarına normal cevap vermiyorlar. Bunlar aşırı bölünüyorlar ve diğer dokuları istila edebiliyorlar. Kanser hücreleri özellikle yoğunluğa bağlı inhibisyon göstermiyorlar arkadaşlar. Yani dedik ya bir hücre yumağı oluştuğu zaman bu hücre yumağı bölünmeyi durduruyor diye kanser hücrelerinde böyle bir durum yok. Büyüme faktörü tükense bile bunlar bölünmeyi durduramıyorlar sürekli bölünüyorlar arkadaşlar. Kabul gören bir hipotez var. Bu hipoteze göre kanser hücreleri büyüme faktörlerini kendisi üretiyor, sürekli kendisini tetikliyor. Diyor ki bölün 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 bölün. Sürekli kendisini yapıyor, tetikliyor ve böylece büyüme faktörünü üreterek de sürekli bölünme özelliğine sahip oluyorlar arkadaşlar. Hücre e, kanser hücreleri normal kontrol noktalarında değil de gelişigüzel noktalarda bölünmeyi durduruyorlar. Bu yüzden de Zaten biz bunlara normal demiyoruz. Kanser hücresi diyoruz. Normal vücut hücresinin kanser hücresine dönüşmesine biz transformasyon diyoruz. Değişim, dönüşüm zaten transformasyon bu demektir. Vücudumuzun bağışıklık sistemi kanser hücrelerini tanıyor, onları istilacı olarak tanıyor ve onları ortadan kaldırıyorlar. Eğer hücre yok edilemezse, yok edilmekten kurtulursa bu sefer tümör oluşmaya başlıyor. Herhangi bir dokuda bulunan anormal hücre kütlesine biz ne diyoruz? Tümör diyoruz. Arkadaşlar eğer tümör, diyelim ki Allah korusun karaciğerde tümör oluştu. Eğer tümör sadece karaciğerde kalırsa biz buna iyi huylu tümör. Eğer yayılıp başka dokulara giderse buna da kötü huylu tümör diyoruz. İyi huylu tümör hani... kötüünün e, kötünün iyisidir aslında iyi huylu tümör şöyle düşünün normalde hiç kimse tabii ki kanser olmak istemez Allah korusun Kendimize ne kadar dikkat etsek de yine vücudumuzda böyle şeyler olabiliyor. Özellikle aşırı stres buna sebep olabiliyor. E, i̇yi huylu tümörde en azından hücre bölünmesini durdurup kemoterapi, radyoterapi gibi olaylarla durdurup şey yapabiliriz. Hani oradaki dokuyu oradan alabiliriz. Ama kötü huylu tümör diğer dokulara yayıldığı için onu durdurmak daha zordur. Kötü huylu tümöre zaten biz kanser diyoruz. Bakın kanser dediğimiz yayılan kötü huyludur. İyi huylu tümöre zaten kanser denilmez. Unutmayalım. Kötü huylu tümör hücreleri anormal sayıda kromozom da içerirler. Çünkü bunların metabolizmaları bozuluyor ya. Bozulduğu için hücre bölünmelerinin kontrolü falan da bozuluyor. O yüzden kromozom sayıları da çok anormal, çok farklı. Olabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar hücre dışı matriksle bağlantılarını kaybediyor. Komşu hücrelerle olan bağlantılarını kaybediyorlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir durumdur. Peki kanserin, kanser hücrelerinin başka dokulara yayılmasına ne diyoruz? Metastaz diyoruz. Metastaz. Eğer tümör metastaz yaparsa yüksek enerjili radyasyon ve toklik, toksik ilaçlar kullanılarak kemoterapi dediğimiz olay yapılır. Ve kemoterapi sayesinde işte... E, hücrelerin bölünmesi en azından bir nevi durdurulabilir. Bakın burada meme hücresinde gerçekleşen bir olaydan bahsediyor, tümörden. Bakın burada bir tümör oluşmuş, şurası salgı dokusu. Bu tümör ne yapıyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Daha sonra burada arkadaşlar, bakın bir parçası ayrılarak yayılmaya başlıyor, metastaz yapıyor yani. Lenf ve kan kılcallarını, kan damarlarını kullanarak vücudun diğer kısımlarına yayılmaya başlıyor. Evet, böylece biz ne yaptık mitoz bölünmeyi, işte. E, kontrol noktalarından falan bahsettik. Böylece mitozu, kanseri işledik, bitirdik arkadaşlar. Sonraki videomuzda mayoz bölünmeye geçeceğiz. Mayoz ve eşeyle yaşam döngülerine. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.